Merhaba arkadaşlar. Şimdi size iddia bülteninde yeni açıklayacak işte canlı. Mesela şu kenarına C yazar bültende. Ne demiş? Hangi oyun türü, hangi spor türü? Futbol demiş. Lig demiş, saat demiş. Canlı. Mesela ilk yarı handikap da olabiliyor bakın arkadaşlar. Şu. Basket gibi, basketbol gibi aynı. Futbol gibi bak maç sonucu ne demiş handikapı maç sonucuna vermiş. Bazı maçlarda hem ilk yarıya verebilir hem ikinci yarıya da verebilir. Mesela burayı derdi ki burayı 1.5 veya 1.5 2.5 veya 1.5 2.5 çok zor da hani 0.5 derdi buraya da 1.5 derdi. İlk yarı ev mesela siz derdiniz ki ev sahibi 1.5 gol üstünü geçecek. Ona göre işaretlemenizi yapardınız. Mesela ev sahibi o zaman en az 2 gol atmak zorunda kalırdı. Maçta en az 2 gol olması lazımdı. 2 farklı önde olması lazım. Maç sonucunda da en az 2 farklı kazanması lazımdı. Burada en az 2 gol atması lazım. Maç sonucunda da 2 farklı koruması lazımdı. O şekilde yani. Basketbol oynuyorsanız bilirsiniz zaten. Burada mesela ne demiş? C. Canlıda. Yanında C olan maçlar candan oynayabilirsiniz. İşte bu yeni iddia kupon tasarımı. Mesela demiş iddiada mesela demiş iddia komisyonu veya iddiada yer alan maç 3 haneli kodu sağdan sola göre şekilde mesela demiş 145 bir mesela ne demiş liginin kodu 145 demiş sonra oyun kodu bu canlı maçlar için bu canlı iddia oynayanlar için canlıyı diyorsanız ki ben hani kuponla oynayacağım internetten oynamayacağım normal şeyden oynayacağım normal bayiden oynayacağım. Mesela demiş burada 145 maçın kodu oynuyorsunuz. Sonra demiş oyun alanı 310. Mesela demiş örnek vereyim ben size. Tahminde ne olsun? Misal ne demiş burada 02 demiş. 02 hangisini seçeyim? İlk yarıda en çok korneri kim atar? Misal. O da bu 310'da onun kodu olsun. Ne demişim? Deplasman demiş. 02. 0-2 demek beraberlik demek ya yani o zaman şey olmayacak yani korner olmayacak şekilde anlaşıldı mı arkadaşlar 0-3 olsaydı deplasman olurdu 0-1 şekilde olsaydı şurada ev sahibi o şekilde bu yine banko mesela canlının yanında başka maç canlılar da ekleyebiliyorsunuz ama ne zaman yetiştirecek oranlar nasıl çok değişecek biraz zor olur tahminim internetten oynanırsa daha iyi olur. Yani çok zor yetiştirmeniz çok zor olur. Yetiştirirsiniz bir oranlar değişir. Oranlar düşer veya alçalır, kabul etmez, kapanır. Yani zor, böyle kuponlu zor ama yapmışlar. Tamam. İptal sistemini zaten biliyorum. Şu iptal demek. Mesela ben burada yanlış bir şey işaretledim. Ben şu şıkkımı, şu şeyimi iptal edeceğim. Kupondaki şu maçı iptal edeceğim. Şunu tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şu çöp tenekesi şeklinde olan. Bununla da banko olarak işaretleyebilirsiniz. Bu zaten sistemler burada. Burada missisi burada. Canlı iddia oyunları futbol diyor. Maçın kalanını kim kazanır? Mesela deplasman 1-0 kazanıyor. Siz de ev sahibinin yeneceğini biliyorsunuz. Mesela hissediyorsunuz. Diyoruz mesela canlıdan oynuyorsun diyorsunuz ki bence bu maçı ev sahibi kazanır. Maçın geri kalanını. Giriyorsunuz, basıyorsunuz. Oranı çok yüksek olur. Çok da güzel olur. Çok da güzel bir taktiktir. Sistemle oynarsanız mesela nasıl diyeyim size bu martingale sistemi nasıl diyeyim sana? Mesela bu maça ben 5 lira bastım. Olmadı, kazanamadı. Başka bir maç buldum. Orada da deplasman 1-0 öne geçti ama maç ev sahibi kuvvetli kazanır dedim. Gittim bu sefer 10 lira bastım. Maç geldi. Bunların oranları da çok güzeldir arkadaşlar. En az 4.50, 5.50, 6.50, 7.50 oranlar çok güzel oranlar var bunlarda. Şimdi oranları nasıl oranlar verecek bilmiyorum ama yani bildiğim kadarıyla oranlar yüksek yani. Sıradaki golü kim atar? İlk yarı sonucu diyor. Mesela ilk yarı sıradaki golü kim atar? Oynarsınız canlıda. Maç mesela 0-0 gidiyordur. Dersiniz ki ev sahibi ilk golü ilk ev sahibi atar. Tıklıyorsunuz. Kazanıyorsunuz veya kaybediyorsunuz. Veya gol olmuyor. Veya ev sahibi dakika 5 deplasman veya ev sahibi attı bir tane. Siz diyorsunuz
İkinci, mesela sıradaki golü kim atar? Orada yazıyor zaten ikinci golü kim atar diyor. Yani sıradaki gol işte o demek. Gidersiniz o şıkkı işaretlersiniz. Uzatmaları kim kazanır? Veya yani maç uzatmalarda mesela diyorsunuz ki uzatmaları kim kazanır? Bir yer beraber efterdi kazanır mı? Yani deplasman. İkinci yarısı sonucu. İlk yarı ikinci yarı yani mesela uzatmaları kim kazanır? O şekilde. Uzatmalar alt üst. Mesela uzatmalar gider mesela uzatma maç uzatmalara gider. Mesela 0-0 biter maç uzatmalara gider. Orada dersiniz 1.5 üstü, 0.5 üstü veya 2.5 üstü, 6 veya üstü maç skoruna göre. Maç sonucu alt üst. Mesela maç sonucunu ev sahibi alır. Maç alt biter veya maç sonucunu berabere biter. Alt biter, maç sonucu beraber biter, üst biter. Yani bir sürü seçeneği var. Maç sonucu deplasman alır. Üst biter. Maç sonucu deplasmanların alt biter. O şekilde. Handikaplı maç sonucu. Korner sayısı. Handikaplı maç sonucu. Mesela dediğiniz gibi 2-0 3, mesela deplasman takımına veya ev sahibine ona göre maç veriyor. Mesela diyor ki maç deplasmanı veriyor 2 mesela artı 1.5 gol üstü diyor veya artı 2.5 gol üstü diyor veya 0.5 gol üstü diyor deplasmanı. Korner sayısı diyor. Mesela ilk yarı maç sonucu. Artı 8.5 korner üstü veya artı 8.5 korner altı o şekilde altı üstü 2.5 üst buçuk bunları zaten biliyorsunuz korner sayısını bunu da zaten biliyorsunuz korner sayısı ilk yarı ve maç sonucu bazı hem ilk yarıda da olacak korner hem ikinci yarıda da veya komple şeyde de olacak hepsi beraber de olacak o şekilleri de vermiş karşılıklı gol onu zaten biliyoruz. Tek çift maç tek mi olur? Çift mi olur? Mesela maç 1-0 biterse tek, 2-0 biterse çift olur. Çifte şans. Bunlar zaten biliyorsunuz. İlk yarı çifte şans. Kaşı bunlar canlıdan olanlar. İlk yarı çifte şans. Mesela diyor ki, ilk yarı olur. Çifte şans. Mesela 1-0 ilk yarı emeği sahibi. En beraberlik seçeneğini seçersiniz. Kazanır veya kaybedersiniz. Hangi yarıda daha çok gol olur? İlk yarıda mı daha çok olur? İkinci yarıda mı daha çok olur? O şekilde. Ev sahibi veya deplasman alt üst. Onu zaten biliyoruz. Bakın size demek istediğim şu. Oynadığınız kupanı mesela şurada şey yazar. C. Şöyle bir işaret çıkacak. C. Hilal şeklinde. Mesela demiş Beşiktaş Erzurumspor yanına C koymuş. Bu maçı C anla oynayabilirsiniz. Yani kupanda uyarıyor sizi isterseniz diyor bu maçı da gidersen ya internet üzerinden veya bayiden canlı oynayabilirsiniz yani belli diyor. Maçın canlı bahis olduğunu ibaresini gösteriyor diyor. Canlı oyun arkadaşlar buna dikkat edin. Canlı oyununda canlı iddia oyununda bilet iptali yoktur. Yani çok dikkat etmeniz lazım. Arkadaşlar yeni sistem büyük ihtimal bu nesnenin galiba. Bu arayüzü yeni nesi yeni işte bu şekilde olacak herhalde alt üst beraberlik gol var gol yok falan aynen bu şekilde olacak tabi arayüzleri de yapılmış bu şekilde hazırlanıyor eskiden bu şekilde şimdi böyle olacak yine bunlar şu maç şeyler olacak da farklı olacak nasıl olacak mesela diyecek. Mesela burada ne demiş? Bir maç seçmiş. Onun kodunu vermiş. Maç sonucu oynarsan farklı bir kod. Maç sonucu alt üst oynarsan farklı bir kod. Evet. Karşılıklı gol var oynarsan gene aynı bir kod. Yani farklı kod. Alt üst oynarsan farklı bir kod. İlk yarı oynarsan farklı bir kod. Hep kodları farklı arkadaşlar. Yeni kupon tasarım böyle. Eskisi böyleydi. Biliyorsunuz zaten. Yenisi böyle. Kupona devam et. Yeni gelenler şu. Şu iptal. Şu banko. Evet işte arkadaşlar bakın. 5.5 gol üstü. İşte şu. Ana artı gol üstü olacak. Şu size demek istediğim 4-5 gol. Önceden 4-6 gol vardı. Bak artı 7 iptal olmuş. Artı 6 olmuş artık. Bu kadar arkadaşlar. Yani gene size videolarla anlatacağım. Öğrendiklerimi, haber aldıklarımı falan gene video çekip göstereceğim. Yani kuponlar yapacağım, göstereceğim.